Merhaba arkadaşlar, Tahzeni Dünya kanalına hoş geldiniz. Yeni yayınladığımız hikayelerden haberdar olmanız için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda bildirmeniz kanalımızın gelişip büyümesi açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Benim de sizinle paylaşmak istediğim, bizzat yaşadığım bir hikayem var. Bu yaşadıklarımın etkisinden kurtulamıyorum. Ve kime anlatsam bana deli gözüyle bakıyor. Aslına bakarsanız size bu hikayemi gönderdiğimde kim olduğumun bilinmesini istemiyorum. O yüzden nerede yaşadığımı gizleyeceğim. Hakkınızı helal edin. Adım Hasan. Ben o zamanlar şehir merkezinde tek başıma yaşıyordum. Dedemler de başka bir şehrin köyünde yaşıyordu. İş güç nedeniyle pek fazla ziyaretlerine gidemiyordum. Yani size şu kadarını söyleyeyim, uzun zaman gitmeyince köyün yolunu bile unutmuştum. Bir gün teyzemin vefat ettiğini öğrendim. O da dedemlerle aynı köyde yaşıyordu. Cenazeye gitmem gerekiyordu tabii. Teyzemin ölüm haberi beni adeta yıkmıştı. Annemle babam da haberi alır almaz köye gitmişler. Beni arayıp söylediler. Ben de tamam, yola çıkarım birazdan dedim. Dedim ama size de söylediğim gibi, köyün yolunu doğru düzgün hatırlamıyorum. Neyse dedim, bildiğim yere kadar giderim. Sonra gördükçe hatırlarım. Hatırlamazsam da sonra bulurum. Ya Allah bismillah dedim. Çıktım yola. Yol nereden baksanız 6-7 saat sürecekti. Sonuç olarak cenazeye gidiyorum ve üzgünüm. Müzik falan açamıyorum. Ve içim inanılmaz sıkılmaya başladı. Bunaldım resmen. Öyle daraldım ki yolu yarıladım falan demeden neredeyse geri dönecektim. Gittikçe sıkıntım arttı. Gittikçe arttı. Hey Allah'ım ya Rabbim, bu böyle olmayacak dedim. Bir benzinlikte durdum. Herhalde yorgunluktan ve üzüntüden böyle oluyorum diye düşündüm. Ondan sonra bir şeyler yedim içtim. Ama iyi olmuştu bu mola. Kendime gelmeye başladım. Tekrar çıktım yola. Bildiğim, hatırladığım yere kadar gittim. Sonrasında şehre girince köyü sorarım dedim. Birilerine sordum. Ne taraftan, nereden gidebilirim diye. Sağ olsunlar bana tarif ettiler. O tarife göre gittim. Şehir yolundan çıkınca yollar iyice bozuldu. Bilirsiniz, kum, taş, çukur, klasik köy yolları. Biraz daha ilerleyince tekerden aniden bir ses geldi. Hemen durdum, inip baktım. Hay mübarek, lastik patlamış. Yanımda da yedek lastik falan yok. Aceleyle çıktım zaten, düşünemedim. Öyle bir yerde kalmıştım ki kimse geçmiyor. Etraf bomboş. Nasıl patladı onu da anlayamadım. Boydan boya yarılmış teker. Dua ediyordum. Artık birileri geçsin de yardım alayım. Ya da yardım alabilecek bir yer öğreneyim diye. Aksilik bu ya. Telefonda çekmiyor. Bekledim. Bekledim. Zaten o anda başka ne yapabilirdim ki? Sonra bir çoban gördüm. Hah dedim onu görünce birden. Bir koyun sürüsü ile geliyor ama çok şaşırdım. Çünkü en yakın köye bile daha bir saatlik mesafe vardı. O da arabayla yani, düşünün. Bir çoban bu kadar uzak yere neden gelir? Buralarda ne yapar? O kadar yolu nasıl yürür? Başka bir deyişle hayret ettim. Hemen yanına koştum. Selamun aleyküm dedim. Aleyküm selam diye cevap verdi. Böyle böyle yolda kaldım diye anlattım. Geçmiş olsun dedi. Ben sana yardım ederim ama biraz beklemen lazım. Henüz vakti değil dedi. Öyle deyince bu ne demek diye düşündüm içimden. Nasıl yardım edecek ve neyin vakti değil? Dayanamadım sordum. Ne yapacaksın, nasıl yardım edeceksin dedim. Sen bekle dedi. Tamam bekliyorum dedim. Zaten başka çarem yok. Koyunların başında bekliyor adam. Bir şey yapmıyor. Aç mısın dedi. Yok sağ ol dedim. Yolda bir şeyler yemiştim. Hem o yediklerimden hem de bu sıkıntıdan dolayı bende iştahımı kaldı. Ben geleceğim birazdan dedi. Tamam bekliyorum dedim. Yine çaresiz bir şekilde. Çoban gitti. Koyunlarıyla birlikte uzaklaştı. Arkasından yapabildiğim tek şey öylece baka kalmak. Ayrıca nereye gidiyor bu adam diyorum içimden. Çünkü habire uzaklaşıyor köyden. Neyse dedim. Arabaya bindim. Beklemeye başladım. Çoban da gözden kayboldu. Hava kararmaya başladıkça içimdeki sıkıntı da arttı. İndim arabadan, telefonun çektiği bir yer arıyorum. Geziniyorum orada. Ama hiçbir yerde çekmiyor. Tekrar döndüm arabaya. Sinirden ve sıkıntıdan gözlerim doluyor.
utanmasam ağlayacağım. Bir kişi bile geçmiyor. Sonra cama tıklattı biri. O an tıklamayı duyunca nasıl korktuğumu anlatamam. Sıçradım yerimden. Açtım camı. Çoban gelmiş yine. Sevindim onu görünce. Vakti geldi dedi. Yine ne demek oluyor bu diye düşünceyle indim arabadan. Üç kişi daha vardı yanında. Sen şöyle otur dediler bana. Biz hallederiz. Nasıl halledeceksiniz dedim. Başka lastik yok. Sen otur dediler. Bu sefer de içime bir şüphe düştü. Bir kötülük mü edecekler? Arabadan bir şey mi çalacaklar diye. Çünkü beni uzaklaştırmaya çalışıyorlar. İster istemez bu duyguya kapıldım. Çekildim kenara. En fazla ne olabilir dedim. Beklemeye başladım. Aradan 5-10 dakika geçti. Tamam dediler. Bu tamam sesini duyunca çok şaşırmıştım. Hadi canım nasıl olur falan diye düşünüyordum o an. Ne tamam dedim. Araban hazır. Hayırlı yolculuklar dediler. Nasıl oldu bu dedim. Hemen gelip baktım. Lastikte hiçbir sorun yok. Ne diyeceğimi bilemedim. İyice bir şaşkınlık sarmıştı beni. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden. Ama nasıl yaptınız dedim. Cevap vermediler. Ancak ben sizi bırakayım gideceğiniz yere dedim. Yok biz gideriz dediler. Arabaları yoktu ve dediğim gibi şehre de köye de uzak mesafedeydik. İyice şaşırmıştım. Tam arabaya bindim gidecektim. Çoban bana başın sağ olsun dedi. O an beynimden vurulmuşa döndüm. Tüylerim diken diken oldu bir anda. Ben cenazeye geldiğimden bahsetmemiştim bile. Ellerim titremeye başladı. Arabayı zor çalıştırdım. Ondan sonra teşekkür edip ayrıldım oradan. Yol dümdüz devam ediyordu. Ben de yolu takip ediyordum. Nihayet köyün tabelasını gördüm. En sonunda uzunca bir oh çekip derin bir nefes aldım. Telefon hala çekmiyordu ama. Biraz daha ilerledim. Hava iyice kararmıştı zaten. Işık falan yok. Farlar aydınlatıyor yolu. Derken korktuğum başıma geldi. Ben yolu şaşırdım. İndim arabadan birilerine sorayım diye. Ama yine kimse yok. Bir ses duydum sonra. Bir yerden davul zurna sesi geliyor. Oraya doğru gideyim dedim. Düğün var herhalde. Orada birilerine sorarım diye. Ondan sonra sesin geldiği yöne sürdüm arabayı. Yolun bitimine kadar geldim. Ancak devamına arabayla gidilmezdi. Çünkü ses ormanın içinden geliyordu. Bıraktım arabayı, ormanın içine doğru yürümeye başladım. Ayrıca düğünü neden ormanın içinde yapıyorlar ki diye düşünüyordum bir yandan da. Biraz daha ilerleyince inanılmaz bir kalabalık gördüm. Bildiğiniz düğün oluyordu. Ondan sonra yaklaştıkça herkes bana bakmaya başladı. Sanki uzaylı görmüş gibi bakıyorlardı. Bu bakışlar beni çok korkutmuştu. Davul sesi bile kesildi. Herkes bana bakıyordu. Bu nedenle kaçıp gitsem mi diye düşündüm bir an. Ancak yaklaştım ve selam verdim. Ben falanca köye gidiyorum. Aslında tabelanın oradan döndüm ama yanlış yere çıktım sanırım. Bir tarif edebilir misiniz dedim. İçlerinden genç bir adam koluma girdi. Gel önce gidersin. Hele otur. Düğünümüze katıl dediler. Ben cenazeye gidiyordum zaten. Düğüne katılamazdım. Yok dedim. Çok acelem var. Adam tuttu kolumu bırakmıyor. Sıkmaya başladı. Geç otur hele. Soluklan. Katıl düğünümüze dedi. Nereden geldim buraya? Nereden çattım bunlara diye söylenmeye başladım. Benim gitmem lazım. Ayrıca hayırlı olsun düğününüz. Kalmaya çok isterdim. Ancak gerçekten acil gitmem lazım dedim. Arkamı döndüm. Tam gidecektim ki kolumdan tuttuğu gibi yine çevirdi beni. Herkes bana aşırı sinirli ve öfke dolu bakıyordu. O an anladım ki bunlar insan değil. Olamaz. Suratları değişik bir hal aldı. Kalbim durmak üzereydi. Bayılacaktım. Ondan sonra bırakın gitsin dedi biri. Kalabalığın içinden. Baktım az önce bana yardım eden çoban. Benden önce nasıl gelmiş buraya? Koyunlar nerede? Bunlar rüya mı, kabus mu? Dondum kaldım. Çoban öyle deyince bıraktılar beni. Cenazesi var onun. Teyzesi öldü oraya gidiyor. Düğüne katılamaz diye devam etti. Başın sağ olsun dediler. Ben de hemen uzaklaştım oradan. Uzaklaşmak derken bayağı koşuyorum var gücümle. Arabaya bindim ancak ellerim ayaklarım tir tir titriyor. Ondan sonra tam arabaya çalıştıracağım. Cama tıklattı biri. Daha fazla heyecana dayanamazdım.
kalbim yerinden çıkacak gibiydi zaten. Açtım camı, bir de baktım ki o çoban. Ben de geleyim seninle, yolu tarif ederim dedi. Ona karşı korksam da içimde garip bir güven duygusu vardı. Ancak arkaya bindi. Yanıma binmedi. Ben sana tarif ederim yolu dedi. Ben hem korkuyorum hem kurtuldum diye seviniyorum. Çobana aklımdan bir sürü soru sormak geçiyor. Koyunlar nerede? Buraya benden önce nasıl geldin? Cenazeye gittiğimi nasıl biliyorsun? Lastiği nasıl tamir ettiniz? Gibi ancak soramıyordum. Çünkü duyacağım cevaplardan korkuyordum. Sadece yolu tarif etti. Başka bir şey konuşmadık. Arada aynadan bakıyordum arkama. Ondan sonra geldiğimizde bak şurası ev dedi. Direkt teyzemin evini gösterdi. Sonra aynadan baktım yine arkaya ama çoban kaybolmuştu. Nefesim kesildi o an. Hemen indim arabadan. Sağa sola baktım ama kimse yok. Deliriyorum desem, hani öyle bir adam hiç olmadı desem. Haydi ben hayal gördüm. Araba nasıl düzeldi o zaman? Ayrıca evi nasıl buldum? Sonuç olarak korka korka bindim tekrar arabaya. Teyzemlerin evin önüne çektim. İçerisi cenaze evi. Tabii herkes üzgün. Annem nerede orada? Cenaze yarın defnedilecek dediler. Benim suratım bembeyaz olmuş yaşadıklarımdan. Anlatamıyorum da kimseye. Herkes üzgün zaten. Geçtim içeriye. Bu kadar heyecan, sıkıntı, korku, panik, şaşkınlık. Ne yaşayacağımı bilemeyecek duruma geldim resmen. Ağlamaya başladım. Kendimi tutamadım. Hem teyzem için hem de yaşadıklarım için ağlıyordum. Sabaha kadar uyumadan bekledik. Ayrıca gelen giden de çoktu. Yani kalabalıktı bayağı. Ertesi gün cenazeyi defnettik ama ben o esnada kalabalığın arasında teyzemi gördüm. Kendi gömülüşünü izliyordu. Yanında da o çoban vardı. Ve çoban da teyzemi görüyordu. Ondan sonra defin bitince teyzem de çoban da kayboldu. Sonuç olarak bu olanları ben açıklayamıyorum. O çoban cinse, ki yüksek ihtimal öyle, teyzemle ne ilgisi var? Tüm bunlar neden yaşandı? Neden sadece ben gördüm? Ancak hiçbirinin cevabını bulamadım. Benim yaşadıklarım bunlardı. Her şeyden önce hala da etkisinden kurtulamadım. Düşündükçe ürperiyorum. Ama kesinlikle onlarla dalga geçmedim. Yani dalga derken karşısına geçip abuk sabuk hareketler değil. Hani bazıları derler ya, ya bırakın bu hurafeleri, öyle bir şey yok. Hiçbir şekilde bu açıdan bakmadım, bakmam da. Ama her ne kadar şükürler olsun inancımız tam olsa da insan korkuyor işte. Demem o ki onlara inanacağız. Belki de içimdeki bu inancı bildiler. İman gördüler ki bana herhangi bir kötülükte bulunmadılar. Ya da teyzemle bir alakası var o yüzden. Neyse, benim başımdan geçen de bu şekilde. Bu yaşadıklarımı sizin sesinizden duymak için yazdım bunları. Ve dinleyenlerin de ders almaları için tabii ki. Her zaman, her an görünebilirler. Bunu bilip ona göre yaşayalım. Çünkü dünyada bizden başka yaratılanlar da var. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Eğer sizin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeniz varsa mutlaka yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere. Teşekkürler.